eden güzel bir tarifle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sevgili kızım Asude ile birlikte aslında tarifi sanki zormuş gibi görünen ama tarifi çok basit olan güzel bir lezzet tarifi vereceğiz bugün size. Genelde kışın içtiğimiz, içerisinde probiyotik bakterilerin olduğu, bağışıklık sistemimizi güçlendiren boza'nın tarifini vereceğiz sizlere bugün. Boza tarifi için gerekli olan malzemeler bir su bardağı, küçük su bardağıyla hazır boza. Diğer malzemelerimiz 2 su bardağı bulgur ve 1 su bardağı şeker, ama şeker oranını ayarlarken biraz daha ekleyebiliriz. Şimdi biz bu malzemelerimizi burada daha önceden hazırladığımız tenceremizin içerisine bulgurlarımızı boşaltıyoruz abi. 2 bardak bulgur. Ondan sonra kızım şurada suyu verir misin tatlım? Sıcak suyu. Sonra bulgura bol su katıp suyun bol olmasına dikkat edin. Bulgurumuzu haşlamaya bırakıyoruz. Böyle pilav gibi yenecek kıvama geldiğinde bulguru ateşten alacağız. Sevgili arkadaşlar, bulgurumuz kaynadı. Tabi bu bulgur içerisine su çektiği için biz bu arada kaynarken üzerine yaklaşık 1 litre daha su ekledik ki bozamız biraz sulu olacağı için suya ihtiyacımız var. Dolayısıyla böyle bol sulu olması gerekiyor. Şimdi bu kıvama geldi. Bu kıvamdan sonra bulgurumuzu süzüyoruz abi. Evet. Gördüğünüz gibi 2 bardak bulgur yaklaşık 2 litrelik tencereyi doldurdu. Süzdüğümüz bulgurumuzun suyunu, biraz sonra suyu işe yarayacak tabii, atmıyoruz suyunu, dökmüyoruz. Bulgurumuzu ayrı bir kaba aldık. Bunu aldıktan sonra el rondomuzu çalıştırıyoruz. Hani bunu süzerken telden geçireceğimiz için telle uğraşmaktansa böyle el rondosuyla parçalamak daha güzel olur. Öyle değil mi Asude Hanım? Evet. Siz devam edin. Şimdi bulgurumuz lapa haline geldi. Üzerine artık suyunu ekleyebiliriz tekrar. Rondodan geçirdik. Şimdi bunu süzme zamanı. Buyurun Asude Hanım. Dökelim. Ne yapmıştık? Bulgurlarımızı kaynattık. Üzerine su ekledik. Sonra rondodan geçirdik. Şimdi de artık bu şekilde başladık süzmeye. Bunu 2, gerekirse 3 kez süzmemiz gerekecek.
en zorlu kısmı burası. Sabırlı olmamız gereken kısmı burası yani. Oh, ben buraya kadar yaptım artık. Bundan sonrasını pes ediyorum. Yani siz de bu kadar bıraksanız da olur. Sonuna kadar savaşabilirsiniz de bulgurla. Şimdi bunu ikinci kez süzgeçten geçirdiğimde daha rahat akıyor bakın. İkincisi de en kolay kısmı zaten. Tamam. Süzmüş olduğumuz bulgur işte böyle bu kıvama gelecek abi. Bu çok önemli. Bu kıvama geldikten sonra elimizde bulunan boza mayasını artık içerisine katıyoruz. Bir su bardağı boza mayası katacağız demiştik. Onu yerleştiriyoruz. Ve bir bardak şekerimizi ilave ediyoruz. Ve başlıyoruz karıştırmaya. Evet, şekeri tam istediğimiz kıvama gelmiş. Ben bir de üzerine kahve fincanı kadar şeker ekledim. Dolayısıyla şu anda çok tatlı ama 2 gün sonra bu şekerini kaybedecek. Bunu da böyle saklama kabı türü sürahilerde mayalamaya bırakırsanız çok daha güzel olur. Ve bunu 2 ya da 3 gün kadar buzdolabında dinlenmeye bırakacağız. Mayalanacak kendi. 2 gün sonra ya da 3 gün sonra görüşmek dileğiyle. Bozayı 3 gün önce dolaba koymuştuk. Şimdi 4. gündeyiz. Pazartesi hazırlamıştık. Bugün Perşembe. Bozamız mayalandı. Sabırsızlıkla onu bekliyordu Asude. Çok merak ediyorum. Böyle güzelce karıştırıyoruz. İyice. Şimdi tadına bakma zamanı. Çiko. Bakalım bakalım. İsterseniz bardağa, dilerseniz böyle tatlı tabaklarına doldurup servis edebilirsiniz. Son olarak da bozanın vazgeçilmez baharatı neydi bu? Tarçın. Tarçın, evet. Tarçınımızı da üzerine ekliyoruz. Ve tabii tarçının vazgeçilmez bir ürünü daha var yanında. Leblebilerini de ekleyip yanına ister ailenizde
gitmek isterdim misafirlerinizle. Afiyetle yiyebilirsiniz sevgili seyirciler. Hepinize afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir sonraki lezzet buluşmalarında görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi seyirler.